Evet, herkese merhabalar. Bugün Astor Enerji Anonim Şirketi'nin mali tablo incelemesini yapacağız. Karşılaştırmalı analizlerini gerçekleştireceğiz. Dikey analizlerine bakacağız. Gelir tablosuna, finansal rasyolarına, temel analizlerine ve şirkete genel bir bakış atacağız. Akabinde de genel bir değerlendirme yapıp bu mali analizi sonlandıracağız. Umarım şimdiden faydalı olur sizler için. Eğer siz de beğenirseniz kanalıma mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Hemen başlayalım o zaman. Astor Enerji Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesi. Şimdi Astor Enerji Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin birinci maddesinde kurucular yazılı. Zihni Baykara Bey, Işınsu Baykara, Osmanlı Nuri Baykara ve Halil Faruk Demiraslan, Şevket Erol, Suveren var. Genel olarak Baykara ailesine ait bir şirket. Amaç ve konularına baktığımız zaman ise 3. maddesinde yazar esas sözleşmenin. Enerji ve elektrik sektöründe her türlü projenin yapılmasından her türlü santrale kadar bunların yapımı, bakımı, onarımı, danışmanlık hizmeti verilmesi. Bu konularda her türlü yurt içinden, yurt dışından malzeme ticaretinin yapılması, her cins transformatörün üretilmesi, yani güç kaynağının üretilmesi, bunların ithalatı, ihracatı, alım satımı, yani güç kaynakları üretiyor, elektrik sektöründe her şeyi yapıyor, inşaat sektöründe keza faaliyet konularından biri, ayrıca sıvılaştırılmış petrol gazının, oksijen gazının, bu tarz enerji ürünlerinin ticaretinden taşınması, depolanması, bunların dolum tesislerinin kurulması ve benzeri birçok faaliyet konusu mevcut. Enerji sektörü bildiğiniz üzere yıldızı parlayan sektörlerden bir tanesi günümüzde. Az sonra da bunların içerisinde en önemli şirketlerden Borsa İstanbul'daki bir tanesi. BIST 30'da hisse senetleri işlem görüyor. Ne kadar bir payı var, ne kadar sermayesi var, ona bir bakalım. Evet, yaklaşık şirketin arkadaşlar 998 milyon Türk lirası değerinde bir payı var. Bu her bir payın bir nominal değeri 1 Türk lirası. 998 milyon payın 170 milyon adedi A grubu, yani genel kurulda temsil, oy hakkı, imtiyazlı paylar deniyor. 828 milyon pay ise B grubu paylar. Yani borsada işlem gören daha çok, imtiyazı bulunmayan paylar. Hemen başka ne vardı bakalım. Evet, şirketin merkezi. Şirket merkez adresi Ankara Sincan. Alcı OSB mahallesinde. Şimdi mali tablolarına geçebiliriz arkadaşlar. Siz de esas sözleşmeyi Kaptan Astor Enerji aratarak buradan esas sözleşmesine girip inceleyebilir ve okuyabilirsiniz. Şimdi bilançolarına geçelim. Astor Enerji Anonim Şirketi 30 Haziran 2023 bir önceki çeyrek ve yılbaşı bilançolarının analizlerini gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım o zaman. Şöyle dönem varlıklar ile başlayalım. Dönem varlıklarda şirketin Haziran 2023 bilançosunda 1 milyar 934 milyon Türk lirasında bir nakdi var. Nakdin içinde neler var? Kasa var, işte bankalar var, alınan çekler var, hazır değerler var. Bunlar önceki çeyreğe göre %24 artmış. Önceki çeyrek 1,5 milyar iken şimdi ise 1,9 milyara yükselmiş. Yılbaşına oranla baktığımız zaman yılbaşında bu oran 143 milyon iken şu an Haziran 2023'te 1 milyar 934 milyon, yaklaşık yani %1251 bir artıştan bahsediyoruz. Olumlu bir artış. Evet. Dönem varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzerlerinin payı %24. Geçen çeyrekte %23'müş. Yılbaşında %3'müş. Şirket nakit ve nakit benzerlerini ciddi bir şekilde artırmış ve dönem varlıklar içerisinde sağlam olarak da payını yükseltmiş.
finansal yatırımlarına bakıyoruz. Finansal yatırımlarda neler var? Bunlar hisse senetleri olabilir, kamu kesim özel tahvilleri, özel sektörün tahvilleri olabilir, kamu harici. Bu tarz menkul kıymetlerin izlendiği hesap gruplarındaki kümüle rakamları burada görüyoruz. Önceki çeyreğe göre azalmış. 711 milyondan 423 milyona düşmüş. %40 bir azalış var. Yılbaşına göre ise %14 artarak 423 milyon olarak gerçekleşmiş. Yani 371 milyondan 423 milyona. Önceki çeyreğe göre azalmasının nedeninin bu finansal yatırımların satışının yapılarak kar realizasyonu gerçekleştirdiğini düşünüyorum şirketin. Yani finansal yatırımların nakde döndüğünü düşünüyorum. Dönem varlıkları içerisinde geçen çeyrekte payı %10 iken şu anda %5'e düşmüş finansal yatırımların payı. Uygun konjonktürde gene bu finansal yatırımlarını da artıracağını düşünüyorum şirketin. Ticari alacaklarına baktığımız zaman yani müşterilerinden vadeli olarak onlara satmış olduğu ürün ve hizmetlerden, danışmanlıklardan aldığı tahsil etmek için bekliyor burada. Vadeleri var. Ne kadarmış? Cari dönemde 3 milyar 167 milyon Türk lirası. Önceki çeyrekte 2 milyar 400 milyondan 3 milyara çıkmış. %32'lik bir artış var. Yılbaşına göre ise 2,5 milyardan 3 milyar 167 milyona çıkmış. %23'lük bir artış söz konusu. Şimdi dönem varlıklar içerisindeki oranına baktığımız zaman %39'u dönem varlıkların ticari alacaklardan oluşuyor. Geçen çeyrekte ise %35'miş bu oran. Yılbaşında %51'miş. Yani yılbaşına göre bir düşüş var ama önceki çeyreğe göre ise kısmi bir artış var ticari alacaklarda. Evet. Ticari alacakların burada alt kırılımlarını görüyorsunuz. İlişkili taraflardan ve ilişkili olmayan taraflardan. Biz burada kümlesini söyledik. Diğer alacakları görüyorsunuz. Diğer alacaklardaki oran dönem varlıklar içerisinde %1, %2 geçen çeyrek. Yılbaşında %3'müş. Büyük rakamlar değil. 115 milyon. Geçen çeyrek 147 milyon. Geçen çeyreğe göre %22 azalan bir diğer alacak söz konusu. Evet, türev araçlar. Türev araçlarda şirket önceki çeyreğe göre türev araçlara yatırımı yapmıyorken bu cari dönemde ise türev araçlara yatırım yapmış. Türev araçlar neler olabilir? Vadeli işlem opsiyon sözleşmeleri olabilir. Bunların neden şirket yatırım yapmış olabilir? 56 milyonluk bir varlığı var. Belki de gelecekteki kur risklerinden korunmak için yapmış olabilir. Yani kar amaçlı burada türevi araç alıyor. Ben bunu önemli görüyorum. Neden? Şirketin risklerini yöneten bir birimin olduğunu düşünüyorum içeride ki bu tarz türevi araçlara da bir ilgi oluşmuş. Olumlu karşılıyorum. Stoklarına baktığımız zaman Haziran 2023'te 1 milyar 397 milyon bir stok var. Önceki çeyreğe göre %17 artmış. Yılbaşına göre %16 artmış. Evet. Dönem varlıkları içerisinde ise %17'lik bir paya sahip. Geçtiğimiz çeyrekte de aynı paya sahip. Yılbaşında ise %24 bir paya sahipmiş bu stoklar. Stoklarını eritip satışa döndürdüğünü belki analiz edebiliriz buradan. 9. ay ve yıl sonu bilançolarına da inceleyip göreceğiz. Peşin ödenmiş giderlere baktığımız zaman %26'lık bir artış ile 1 milyara ulaşmış. Bu peşin ödenmiş giderler şirketin gelecekteki borçlarını şu andan ödemesi. Bunu bir varlık olarak yazıyorlar. Yani dönem varlıklar içerisindeki payının çeyreklik dönemlerdeki bilançolarında hemen hemen değişmediğini görüyoruz arkadaşlar. Bu peşin ödenmiş giderlerde ne olabilir? Geçici vergiler olabilir. Kurumlar vergisinden bu geçici vergiler çünkü düşülecek. Evet, diğer dönem varlıkları baktığımız zaman 1 milyonluk bir rakam var. Önceki çeyreğe göre %92 azalmış. Yılbaşına göre ise %25 artışı var. Fakat çok da önemli değil. Dönem varlıklar içerisindeki payı %1 bile değil.
Evet, şimdi dönem varlıkların analizini yaptık arkadaşlar. Dönem varlıkların analizinden sonra şöyle bir bilançolara, bir genel görünümüne bir bakalım. Şimdi ilk olarak biz 2023 Haziran bilançosunu inceledik. Dönem varlıklarının 8 milyar olduğunu, bu dönem varlıklardaki en yüksek payın ticari alacaklar olduğunu gördük. %35 bir paya sahip, %24'ü nakit bu dönem varlıkların. Dönem varlıkların 8 milyar 137 milyon TL, 2023 Mart'ında 6 milyarmış, 2022'nin aralığında 5 milyarmış. Yani 5 milyardan 8 milyara %62'lik dönem varlığını arttırmış şirket. Bunu da en çok nakitte arttırmış. Gördüğünüz üzere şurada. Bakalım. Nakitini arttırmış. Onun dışında ticari alacakları önceki çeyreğe göre artmış. Ve stoklar. Bu üç kalem oluşturuyor aslında dönem varlıkların çoğunluğunu. Şimdi duran varlıklara geçelim biraz da. Toplam dönem varlıkları inceledik. Duran varlıklarda finansal yatırımları burada da görüyoruz. Uzun vadeli yatırımları şirketin. Uzun vadeli tuttuğu tahviller olabilir, bonolar olabilir. Çok büyük bir artış oranı yok önceki çeyreklik bazlarda. Ortalama 35 milyon seviyesinde. Ve duran varlıkların %2'sini oluşturuyor bu şirketin finansal yatırımları. Evet. Onun dışında diğer alacakları var. Uzun vadeli alacakları 8 milyon TL bandında. Yaklaşık duran varlıkların %1'ini oluşturuyor. Evet. Maddi duran varlıklar. Yani şirketin 255 grubundaki muhasebe hesabı olarak söylüyorum. Demirbaşı, makinesi, teçhizatı, işte taşıtı, onun dışında yer üstü, yer altı teçhizat düzenleri, tesisleri 907 milyonmuş önceki çeyrekte. Şu an 975 milyona yükselmiş. %8'lik bir artış söz konusu. %8'lik oranda bir yatırım yapmış maddi duran varlıklarına. Yılbaşına göre ise 886 milyondan 975 milyona %10'luk bir artış söz konusu. Şimdi önceki çeyrekte duran varlıklar içerisinde maddi duran varlıkların payı %61 iken bu çeyrekte %51 olarak gerçekleşmiş. Maddi duran varlıklarına bu çeyrekte daha fazla yani yatırım yapmamış açıkçası. O şey, yani yatırım yapmamış derken yükseltmemiş, maddi duran varlık alımı yapmamış. Orada bir düşüş söz konusu. Yaklaşık 1 milyara yakın neredeyse duran varlığı var maddi. Evet, arsa ve arazi yatırımı yapmış. Onu görüyoruz. Yer altı yer üstü düzenlerinin 23 milyon 130 milyon arsa arazisi bulunuyor. Binası bulunuyor. 406 milyon. Taşıtı, tesis makinesi dağılımını görüyorsunuz arkadaşlar burada. Şurada gördüğümüz üzere dikey analizinde duran varlıkların içerisinde, maddi duran varlıkların içerisinde en yüksek pay binalara da. Yani şirket gayrimenkul yatırımı da yapmış. Bina olarak kullandığı yatırımları mevcut. 403 milyon TL seviyesinde. Yılbaşına göre %1 azalmış bu binalar. Onun dışında özel maliyetlerini görüyorsunuz. 206 milyon seviyesinde. Pardon, 206 bin TL seviyesinde. Evet. Devam ediyorum. Maddi olmayan duran varlıklarda bir ciddi artış var. Önceki çeyreğe göre 188 milyondan 246 milyona yükselen bir oran var. Evet. Yani %31 artmış. Yılbaşına göre %27 artmış. Maddi olmayan duran varlıklarda genelde haklar, işte şerefiye, bunun gibi hesaplar olabiliyor. Yazılım olabiliyor. Lisans olabiliyor. Bu alanda şirket biraz daha yatırımını arttırmış. Ama duran varlıklar içerisindeki payına baktığımız zaman sabit kaldığını, %13 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Ve ertelenmiş vergi varlıkları var. Daha sonrasında tahsil edecekleri. Bu varlıkların da
2023 Haziran'ında 233 milyon iken 2023 Mart'ında 288 milyonmuş. %19 azalmış önceki çeyreğe göre. Yılbaşına göre ise %1 artış gerçekleşmiş. Peşin ödenmiş giderleri 400 milyon seviyesinde bu cari dönemde. Burada bir artış söz konusu. Evet, duran varlıklarda toplamına baktığımız zaman 1.475.000.000 TL'den 1.900.000.000 TL'ye yükselmiş. Yani önceki çeyreğe göre %29 artmış ve yılbaşına göre ise %37 artmış. Şirket yatırımını arttırdığını söyleyebiliriz. Evet, kısa vadeli borçlarına bir göz atalım şirketin. Duran varlıklardan sonra toplam varlıklarının da 10 milyar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli borçlanmaların da 2023 Haziran'ında 514 milyonmuş. Bir önceki çeyrekte 771 milyonmuş. Yani aslında şirket borçlarını kapatıyor. Yani çok güzel bir şey. Çeyreklik oranda %33 borcunu azaltmış. Yılbaşına göre ise %49 kısa vadeli borçlarını azaltmış. Hatta burada oransal olarak da kısa vadeli borçlar içerisinde şeyi görebiliyoruz. Bu borçlanmaların payının ne kadar azaldığını, yani %24 yer kaplıyorken geçen çeyrekte şimdi %14 kısa vadeli borcu var. Evet. Onun dışında şurada uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları birbirine yakın seviyelerde 119 milyondan 154 milyona çıkmış. Toplam kısa vadeli borçlar içindeki payları ise hemen hemen eşit. Evet, burada ticari borçların %52 arttığını görüyoruz önceki çeyreğe göre. Ticari borçlar nelerdir? Şirketin tedarikçilerine olan borçları, vadeli borçları. Bunların %52 oranında arttığını görüyoruz. Şu enflasyonist ortamda çok da büyük bir artış değil açıkçası. Önceki çeyreğe göre bu ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı %20 iken şimdi %27'ye yükselmiş. Yaklaşık 981 milyon TL piyasaya ticari bir borcu var şirketin. Evet, onun dışında diğer borçlar, diğer borç kalemlerini görüyoruz. Diğer borçlarını önceki çeyreğe göre azalttığını görüyoruz burada. Evet, ertelenmiş gelirler. Ertelenmiş gelirler, yani müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler dışında kalanlar. Bunlar da daha sonrasında bu gelirlerini aslında şirket ödeyecek, vergisini verecek. Şu an kısa vadeli yükümlülüğü %114 oranında önceki çeyreğe göre arttığını görüntülüyoruz. Bunun da 30 Haziran 2023 cari dikey analizinde kısa vadeli borçlar içerisinde %47 bir paya sahipmiş. Önceki çeyrekte %26. Burada bir artış söz konusu. Evet. Diğer dönem karı ve vergi yükümlülüğü. Şöyle bakalım. Dönem karı vergi yükümlülüğüne baktığımız zaman ise zaten vergilerdeki artış, yani %122 oranında 2023 yılında bir yeniden değerleme artış oranı vardı. Bunun da çok normal olduğunu düşünüyorum. 63 milyondan 144 milyona %128 artmış önceki çeyreğe göre. Evet, kısa vadeli karşılıklar neredeyse hiçbir paya sahip bile değil. 12 milyon seviyesinde. Evet. Evet, bu karşılıkların alt kırılımları bunlar. Toplam olarak baktığımız zaman ise kısa vadeli borçları geçen çeyrekte 3 milyar 156 milyon iken bu çeyrekte 3 milyar 690 milyona yükselmiş. Yani %17 arttırmış aslında kısa vadeli borcunu. Yılbaşına göre ise %26 arttırmış. Bence oran olarak gayet başarılı. Yani şirket kısa vadeli borcunu çok fazla arttırmadan varlıklarını finanse ediyor. Uzun vadeli borçlanmalarına baktığımız zaman ise toplamına bakalım. 170 milyon bu dönem gerçekleşmiş. Önceki çeyrekte 168 milyon TL gerçekleşmiş. %2'lik bir artış var. Yılbaşına göre ise %5 bir azalış var borcunda.
olumlu karşılıyorum açıkçası uzun vadeli borçlarını da bu rakamı. Uzun vadeli borçlarını da azaltmış şirket. Toplam ne kadar kısa ve uzun vadeli borçları var? Hemen ona bir bakalım. Şunu kapatalım. Evet. Toplam şirketin bu dönem borcu 3 milyar 860 milyon TL. Toplam aktifi ne kadardı? 10 milyar TL. Yaklaşık da 7 milyar bir öz kaynağı var demek ki. Şuradan da görebileceğimiz üzere 6 milyar 177 milyon TL bir öz kaynağı var. Evet. Öz kaynaklara baktığımız zaman öz kaynak kalemlerini burada görüyorsunuz. Ana ortaklığa ait öz kaynakların geçen çeyreğe göre %23 arttığını, yılbaşına göre ise %87 arttığını görüyoruz. Gayet olumlu. Yani şirket öz kaynaklarını arttırarak varlıklarını finanse ediyor. Şu anki piyasa koşullarında bu çok önemli. %87 bir artış, ciddi bir oran. Gayet olumlu ben karşılıyorum. Ödenmiş sermayesini de geçtiğimiz seneye göre 850 milyondan 998 milyon TL'ye çıkarmış. Yani 998 milyonluk bir payı var bu şirketin piyasada. A grubu ve B grubu paylar dediğimiz bunun toplamı 998 milyon. Evet. Geldik. Nereye geldik? Net dönem karı ve zararına. Şirket net dönem karını önceki çeyreğe göre %256 arttırmış arkadaşlar. Yani ciddi bir oran. 453 milyondan 1 milyar 614 milyon TL'ye karlılığını arttırmış şirket. Yılbaşına göre ise hala %12 düşük. Ama yılbaşı toplam bir sene, bu toplam 6 aylık bilanço. Pardon. Evet, toplam 6 ay. Yani yıl başında bir bu kadar daha koysa demek ki 3,5 milyar ile yılı kapatması içten bile değil. 3,5 milyar 4 milyar TL net kar ile kapatması içten bile değil. Şirket öz kaynaklarını dediğimiz gibi arttırmış. Geçen çeyreğe göre %23 arttırmış. Bir önceki seneye göre ise %87 arttırmış yani. 31.12.2022'ye göre. Evet. Şimdi şirketin bilançosunu detaylı hep birlikte inceledik. Neler gördük? Şirket nakdini güzel arttırmış arkadaşlar. 31.12.2021'de nakiti 143 milyondan 1 milyar 934 milyona çıkmış. Bu olumlu. Onun dışında şirketin türev araçlara yatırım yaptığını görüyoruz. Stoklarında benzer seviyeler. Öz sermayesini güçlü arttırdığını görüyoruz şirketin. Duran varlıklarında çok ciddi bir artış söz konusu değil. Şuradan bakalım. Hemen duran varlıklarının toplamına bir bakalım. Evet, %20 aslında bu da ciddi bir artış. Yani %29 arttırmış duran varlığını da. Yılbaşına göre de %37 arttırmış. Bunu da olumlu karşılıyoruz. Yani şirket bir de karlılığında çok ciddi güzel kar yazmış önceki çeyreğe göre. Öz kaynaklarını artırarak varlıklarını finanse etmeye devam etmiş. Net karında güzel bir artış var. Nakdinde güzel bir artış var. Kısa vadeli borçlarında güzel bir azalış var. Bilançosu 2023 Haziran bilançosu bu şekilde olumlu karşılıyorum. Gelir tablosunu hemen inceleyelim. Evet. Gelir tablosunda da arkadaşlar güzel rakamlar var. Yani önceki çeyreğe göre 1 milyar 893 milyon net satış yapmış iken bu çeyrekte 4 milyar 691 milyon TL'ye çıkmış. Yani %148 oranında satışlarını arttırmış şirket. Satışların maliyetini de bir önceki çeyreğe göre %119 arttırmış. 1 milyar 313 milyondan 2 milyar 875 milyona bir maliyet artışı var. Yani şirketin satışlarının %61'i bu cari dönemde maliyetmiş. Önceki çeyrekte %69'muş bu oran. Önceki dönem 3 aylığına baktığımız zaman ise %73. Yani şu şekilde söyleyebiliriz. Şirket
her sattığı 100 liranın 61 TL'sini şu an için maliyeti. Ama bu bir önceki dönemde 69 TL'ymiş. Buradan neyi çıkartabiliriz? Şirket demek ki kaynaklarını etkin kullanarak maliyetlerini de düşürüyor. Ve bu da kar marjlarını artırmasına sebep olacak. Finansal rasyolardan da bunu biraz sonra göstereceğim. Net bir şekilde görüyoruz. Evet, ticari brüt kar. Brüt karı %213 artmış önceki çeyreğe göre. Yani ne dedik? Karlılığın arttığından bahsettik. 580 milyondan 1 milyar 816 milyona çıkmış. Brüt kar marjı %39. Yani 100 liralık sattığı malın 39 TL'sini brüt kar yazıyor şirket. Faaliyet giderlerine baktığımız zaman genel yönetim gideri, pazarlama gideri, araştırma ve geliştirme giderlerine. Genel yönetim giderleri önceki çeyreğe göre %133 artmış. Pazarlama giderleri %122 artmış. Araştırma geliştirme giderleri %292 artmış. Şu anki enflasyonist ortamlarda bu oranlar çok normal. Hatta araştırma geliştirme Ar-Ge giderlerinin artmasını ben her zaman olumlu karşılarım. Çünkü şirket inovatif bir ürün arayışı içerisinde piyasa araştırıyor, yurt dışını araştırıyor. Bu konulara yatırım yaptığını görmek beni mutlu eder her zaman her şirket bilançosunda. Bu Ar-Ge gideri ne kadar yüksek olursa bu satış geliri de aynı oranda yükselecektir. Evet, onun dışında diğer gelir gider kalemleri var. Esas faaliyet karına geldik. Yani şirketin faaliyet konularından, yani ne dedik, esas sözleşmesinde bahsettiğimiz o işlerden kazandığı kar, asıl kar, yani finansman kısımlarını geçtikten sonraki şirket esas faaliyet karını önceki çeyreğe göre %257 oranında arttırmış. Yani 488 milyon Türk lirasından 1 milyar 745 milyon 566 bin TL seviyesine şirket faaliyet karını yükseltmiş arkadaşlar. Satışlar içerisindeki payını önceki çeyrekte %26'ymış. Şimdi %37'ye çıkartmış faaliyetinin karını. Gayet olumlu. Evet, yatırım faaliyetlerinden gelirler. Şimdi az önce bilançoda da gördük ya, trevi araçlar dedik. Finansal yatırım kalemleri. Bu kalemlerden şirket %311 kar elde etmiş arkadaşlar. Gayet olumlu bir rakam. Hani şirket içerisinde bu tarz finansal yapıların olması da güzel. %311 artış, 32 milyondan 135 milyona bir gelir var. Yatırım faaliyetlerinden gelirleri var. Finansman gelirleri %487 oranında artmış. 51 milyondan 302 milyona çıkmış. Evet. Finansman giderleri %149 oranında artmış. Yani finansman gelirini şirket %487 oranında artırıyorken finansman giderini ise %149 oranında bir artış söz konusu. Yani gayet güzel. Önceki çeyreğe bakar mısınız? 51 milyon geliri var. Finansman geliri, gideri 97 milyon. Bu çeyrekte finansman geliri 302 milyon, gideri 243 milyon. Evet. Dönemin vergi geliri, vergi gideri. Önceki çeyreğe göre ise bu vergisel boyutta olduğu için 65 milyondan 311 milyona gider olarak yansımış. Aslında yani vergilerden dolayı burada bir gider kaybı var ciddi bir oranda. Onun dışında net kâra geliyoruz. Net kârımız az önce de bahsettiğimiz gibi 453 milyondan 1 milyar 614 milyona yükselmiş çeyreklik bazda. Pardon, bu dönem kârı, sadece dönem kârı ve zararı. Net dönem kârını şurada göreceğiz. Evet. 453 milyondan 1 milyar 620 milyona yükselmiş. Ve net kârın net kâr marjı ne kadar şirketin dersek %35 arkadaşlar. Geçen çeyrekte 100 liralık malın 24 lirasını kâr yazarken şirket net kâr, bu çeyrek 35 Türk lirasını kar olarak yazıyor. Güzel bir bilanço, ciddi bir kar rakamı. 1 milyar 620 milyon TL büyük bir rakam arkadaşlar. Ciddi bir kar. Evet, bilançoya göz atmıştık. Finansal rasyolarına
bir bakış atalım. Şimdi şirketin tedavüldeki hissesi 998 milyon bir paya sahip. Ne dedik? Az önce gösterdik ya esas sözleşmede de. Tedavüldeki 998 milyon paya sahip. Hissenin son kapanış fiyatı 139 lira 40 kuruş. Piyasa değeri 139 milyar TL. Çok ciddi bir yüksek bir piyasa değeri var. Fiyat bölü kazancı 50 lira. Yani fiyat bölü kazancının ne kadar aslında düşük olursa bizler için o kadar iyi. Biz bunu o kadar olumlu değerlendiriyoruz. Piyasa değeri ve bölü defter değeri 22 lira 52 kuruş. Yani bunun sınırı aslında hani birin altında fiyatının çok ucuza defter değerinden çok daha ucuza fiyatlandığını görürüz hissenin. Bunun üstündeki rakamları biz olumsuz karşılarız. Defter değerini hesapladığımız zaman da bir hissenin defter değerinin şu an 6 lirada olduğunu görüntülüyoruz. Ana ortaklığa ait öz sermayenin ise 6 milyar 177 milyon olduğunu görüntülüyoruz. Yani defter değeri nasıl hesaplanır? Tedavüldeki ana ortaklığa ait öz sermayenin 6 milyarın 998 milyona bölünmesiyle defter değerini hesaplıyoruz. Piyasa değeri bölü defter değeri de piyasa değerinin ana ortaklığa ait öz sermayeye bölünmesiyle hesaplanıyor. Buradan şu anki fiyatlamanın birazdan şirketin geleceğe yönelik fiyatlaması olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki verilere göre pahalı algısı oluşabilir. Fakat şirketin ciddi bir net kârı var. Enerji sektöründe transformatör üretiyor ve bunları öz kaynaklarıyla finanse ediyor. Bu çok önemli. Şimdi şirketin likidite oranlarına baktığımız zaman geçmiş dönemlerinden 1.31'lerden 1.83'e kadar yükselttiğini görüyoruz. Yani gayet güzel bir likidite oranı var. Likidite oranı var. Nakit orana baktığımız zaman ise hatta şurada nakit orana bakalım. Nakit oranda önceki çeyreğe göre biraz azalmış. Yani nakit artı menkul kıymetlerin kısa vadeli borçlara oranı. Cari oran 2.21. Piyasada genelde 2 ve üstü olması beklenir. Yani dönem varlıkların kısa vadeli borçlara oranı 2.21. Likidite oranı ise dönem varlıklardan stokları düştüğümüz zaman bunun ne kadar kısa vadeli borcu karşılayabilir? Yaklaşık 1.83, gayet olumlu. Net işletme sermayesinin de şirkette giderek ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. 2 milyardan 4.5 milyara çıkmış net işletme sermayesi. Bu nedir? Dönem varlıklardan kısa vadeli borçların düşülmüş halidir. Yani şirket kısa vadeli borçlarını düştükten sonra elinde ne kadar bir dönem varlığı var? Bunu görüyoruz net işletme sermayesinde. Mali yapı oranlarına bakalım. Finansal kaldıraç oranı toplam borçların toplam aktifler içerisindeki payı. Yani şirket varlıklarının %38'i yabancı kaynak, %62'si öz kaynak arkadaşlar. Bu oran önceki çeyrekte %40'a 60'mış ve 2022'de ise %48'e 52'ymiş. Öz kaynaklardaki varlıkları finanse etme oranının ne kadar yükseldiğini aslında görüyoruz burada. Finansman oranının 1.60'a yükseldiğini görüyoruz. Yani öz kaynakların kısa vadeli ve uzun vadeli borç toplamından 1.60 daha fazla olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz çeyrek bu 1.50'ymiş. Yılbaşında ise başa başmış neredeyse öz kaynak ve yabancı kaynak. Evet. Kısa vadeli borçların toplam kaynakları içerisindeki payı %37'ymiş. Önceki senede ise %46'dan %37'ye yükselmiş. %46'dan %37'ye düşmüş, çok pardon. Gayet olumlu kısa vadeli borçlarının azalması. Faaliyet oranlarına baktığımız zaman alacaklarının devir hızının yükseldiğini görürüz. Alacaklarının daha hızlı bir şekilde devir daim olduğunu, stokların aynı şekilde döndüğünü görüyoruz. Yani faaliyetler açısından verimli oranlar, aktif devir hızının satışların toplamının aktife bölünmesiyle bulunuyor.
Bunun da hızlandığını, varlıklarını ne kadar verimli kullandığını aslında bize gösteriyor. %23'ten %47'ye yükselmiş. Karlılık oranlarına baktığımız zaman ise mali rantabilite dediğimiz oran, yani öz sermayenin kazanma gücü, net karın öz kaynağa bölünmesiyle bulunuyor. %9 seviyesinden %26 seviyesine yükselmiş, gayet olumlu. Ekonomik rantabilitesi ise faiz, vergi öncesi kar ve finansman gideri toplamının toplam borçlara bölünmesiyle bulunuyor. Bu oran ne kadar yüksek olursa o kadar ekonomik rantabilitesi yüksek bir şirkettir. %11, %8 seviyesinden %44'lere yükselmiş. Karlılık oranının %27'lerden %39'a, brüt karlılığının, net kar marjının ise önceki çeyreğe göre %24'ten %35'e yükseldiğini, geçen sene de %43'müş. Tabii bu 1 yıllık veri. %43. Bu 6 aylık, belki de yıl sonu %60, %70'lere net kar marjının çıkabileceği varsayılabilir. Faaliyet kar marjında ise ciddi bir artış var. %25 seviyelerinden %37 seviyelerine yükselmiş. Evet. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Mali tablosunu incelemiş olduk. Astor güzel bir şirket, ciddi kar yazmış, öz sermayesini arttırmış, güzel bir sektör içerisinde. Şu anki hisse fiyatını da şuradan, ne kadar? 139 lira 40 kuruş. Yaklaşık 146 lira seviyelerini test etti. 139 liralara geri düştü şu anda. Şirketin uzun vadede yatırımlarını artıracağını, karlılıklarının daha da artacağını ben düşünüyorum. Umarım bu mali tablo analizi faydalı olmuştur sizler için. Şirketi de tanımış olduk, rakamlarına biraz hakim olmuş olduk, rasyolarına hakim olmuş olduk. Güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.